sultanihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, meclisler, toplantı yerleri ancak üç kimse için açılabilir. Yani bir toplantıda üç kimseye yer verilmek uygun olur. Bir, lizisinnin lisinnihi. Yaşlı kimseye yaşından ötürü yer gösterilir. Gel amca, buyur şu sedenin şu köşesine otur, buyur bu koltuğa otur diye yaşlıya yaşından dolayı yer gösterilir. Veyahut lizi ilmin li ilmihi, ilim erbabı olan bir kimseye ilminden dolayı yer gösterilir. Hocam buyur getir gel şuraya öyle kapının arkasında kalma filan diye baş köşeye çekilir. Ve lizi sultanin li sultanihi ve idareci olan yani idari görevi vazifesi olan kimse de o mevki makam sahibi kimse de mevki makamından dolayı efendim buyur edilir üst tarafa. Kaymakam gelmiş, vali gelmiş, neyse bakan gelmiş. Efendim olmaz rica ederim şöyle buyurun diye yani şey yapılır. Demek ki yaşlıya hürmet İslam'ın esasıdır. Efendim büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize sevgi şefkat göstermeyen bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Biz büyüklerimize hürmet ederiz. El pençe divan dururuz. Önünden geçmeyiz. Efendim yanında sözümüze, şeyimize dikkat ederiz. Sormadan cevap vermeyiz. Lafa karışmayız. Kaba saba konuşmayız. Yani İslam'da büyüklerimize hürmet bizim edebimizdir. Avrupa'da babasının karşısında ayaklarını üst üste atıp masaya dayayıp oturabiliyor. Koltuğa oturuyor. Masaya da ayaklarını böyle çapraz dayayıp dikebiliyor. Babası orada. Geliyor işte bir çekiç nerede filan diyor. Dolabın alt tarafındaydı bilmem neydi. Bacak bacak üstüne. Bizde baba içeri girdi mi oturduğu yerden ayağa kalkarız biz. Bizde büyüğe hürmet vardır. İslam'ın verdiği edep bu. Ne güzel şey. Küçüklere de sevgi şefkat vardır bizde. İkincisi ilim erbabına hürmet vardır. Neden? Ömrünü harcamış, Allah'ın yolunu öğrenmiş. Biz de ilim erbabına hürmet ederiz. Çünkü Allah'ın rızası yollarını onlardan öğreniyoruz. Allah'ın rızasının yollarını, yerlerini şu günahtır, şu sevaptır diye onlardan öğreniyoruz. Ona sonsuz hürmetimiz vardır. Çünkü bize Allah'ın yolunu gösteriyor. Bir de mevki makam sahibine hürmet vardır İslam'da. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ziyarete gelen gruplar içinde kabile reislerine vesaireye ayrı müstesna mevkiine uygun hürmet ederdi. Yani mevkiine itibar etmek lazım. İnsanları mevkiine göre muameleyle karşılayın diye tavsiyesi de var. Çünkü o alışmıştır kavminden hürmet görmeye. Sen onun yüzüne bakmasın, hoş geldin, he, otur orada filan dersin. Adam darılır gider. Küser, hiç hazmedemez yani. Ona tabii yani o şeye göre muamele etmek lazım. Mevkine, makamına uygun tarzda hürmet etmek lazım. Ayrıca İslam'da âmme hizmeti görenlerin hakikaten itibarı vardır. Hizmet görüyor. Allah rızası için hizmet görüyor. Şeyine itaat etmek de uygun olur Allah yolunda. Tabii itaatin ana kaidesi hiçbir zaman hatırdan çıkmayacak. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyan yolunda kula itaat olmaz. O kaide olmak şartıyla ve ulul emri minküm sizden olan ulul emre itaat şeyi bizim edebimizdendir, adabımızdandır. Allahu Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi cümlemizi nail eylesin. İki cihanda aziz bahtiyar